Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videoda FUT Champions'a devam ediyoruz. 19-1'lik skordan. Normalde yayın tekrarından yine özet izleyecektiniz ama YouTube beni bu hafta telif manyağı yaptığı için üzerine konuşmak zorunda kaldım. Tam 4 kez denedim arkadaşlar. Hiçbir şekilde sonuç alamadım. Ben böyle eğlenmiyorum. Benim için heyecan değil derseniz eğer hemen aşağıdaki Twitch linkine gidip geçen pazarki yayınımı bulup oradan yayın tekrarını izleyebilirsiniz. O da bir tavsiye olsun. Ama dediğim gibi 4 kez denedim. 4 kez denedikten sonra yine telif yine telif olunca şimdi sessiz çekip arkasına müzik ekleyeceğim. Kusura bakmayın, biraz da sohbet ederiz zaten, biraz analiz yaparız. Tekrardan söyleyeyim, Twitch'ten yayın tekrarını bulup izleyebilirsiniz. Geçen haftadan daha heyecanlı olmasını istiyorsanız eğer maçları izlemediyseniz. Burada üzerine konuşacağız. Elimden geldiğince yine oyundan bahsedeceğim. Evet, nasıl başlayalım? Kadromuzu değiştirmiştik, hem de onu konuşalım. Yayın sırasında zaten uzun uzun konuşmuştum ama videoda tabii konuşamamıştım. Mbabu gerçekten şu an oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi. Yani tabii belli başlı stoperler sayabiliriz ama bence Mbabu çok çok önde. Tabii ki Maldini'den başlayabiliriz. İşte Reece James, Walker If, Mbabu. Onun dışında çok etki yaratan, aklıma gelmeyen de vardır illa ki. Varane çok iyi tabii ki. Kluivert çok iyi stoperdi. Bu sene sürekli bekleri sayıyoruz çünkü bekler çok iş yapıyorlar. Ama ben gerçekten Mbabu'dan çok memnun kaldım hafta boyunca. Tavsiyem olur ki ucuz da zaten. Şu anda 7 kimya oynuyor takımımızda. 10 kimya bile değil. Ama kesinlikle oynatabilirsiniz. Aynı şekilde Bender'i de stoperde kullanabiliriz. O da bir tercih meselesi. Bu kartı tavsiye ediyorum. Savunmamızda bir değişiklik oldu. Kulusevski gitti. Biraz üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada arka arkaya çıkan 2 tane top kalecide kaldı. Yayınlarımız güzel gidiyor. Zaten bu hafta bütün maçları yayında oynadım. Ama biraz geç saatte kaldığı için herkesin haberi olmadı tabii ki. İlk kez yayında rahat oynadığımı hissettim ve yavaş yavaş zaten alışacağımı söyledim. Bu arada çok güzel bir kadro. Görmediyseniz eğer 4 tane bekle oynuyor rakibimiz mesela. Zambrotta, Arnold, Adama bir tane daha vardı. O da kimmiş? Bakayım şöyle bir. Davis. Davis'miş. Yani çok etkili bir kadro olarak gözüküyor, onu söyleyeyim. Ve Vieira da stoper miydi bu adamın yoksa? Hatırlayamadım tam ama iyi bir rakipti. Birkaç soru vardı, onları da cevaplayayım. Hemen FUT Champions'ta rakiplerinizin rankini görmek için top 100, 200'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa göremiyorsunuz. Erken saatte bitirip eğer yeteri kadar skor alırsanız yine görebilirsiniz tabii ki ama top 200'e girmeden göremiyorsunuz. Geçen videoda Thiago ile alakalı evet bir anlık böyle bir sinirle söylenmiş bir şey o. Anlık reaksiyon tabii ister istemez verebiliyorum ben de. Thiago kesinlikle kötü bir kart değil. Hatta dün yayında birisine çıktı ve çok mutlu olduk. Çok iyi bir kart. O benim anlık işte o anlık sinirle söylediğim bir şeydi. Kesinlikle Thiago yanlış düşünmüşüm. Etkili bir kart olduğunu söyleyelim. Evet, Podolski ve Mesut geldi. Onu da konuşamamıştık burada. Mesut'u ben kesinlikle öneriyorum. Çünkü artık oyunun hani sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Aslında çoğu insan oyunu bırakıyor. Benim gördüğüm, gözlemlediğim genel olarak işte Prime Icon paketi yapılıyor, bırakılıyor. İşte Mid Icon paketi yapılıyor, bırakılıyor iyi bir şey çıkmazsa. Bunun gibi durumlar var ve o durumda da Podolski ve Mesut ne olursa olsun iş yapabilir. Özellikle Türkiye Tots kadrosu gelirse, yani sezon oyuncuları gelirse orada kullanılabilir diye düşünüyorum. Mesut bu arada iyi bir pas attı rakip ama burada Klosterman ağırlaşmıştı. Yayın tekrarında göstermiştim, bir animasyona girdi. Bu arada evet arkadaşlar, Bruno Fernandes bunları iyi atıyor. Çok güzel gol olmuş gerçekten. Bruno Fernandes. Pele'yi bayağı övmüşüm bir önceki videoda. Gerçekten çok iyi Pele. Bir de eğlenceli. Şimdi dede diye bağırıyor sürekli. Dede dede diye bağırmışım zaten yayında sürekli. Keyifli bu kadro. Diğer kadroya göre. Diğer kadroda sıkıntı Mbappe'yi ben iyi kullanamıyorum. Kesinlikle kötü bir kart değil ama ben memnun kalamadım hiçbir zaman. Kullanamıyorum. Yani garip bir şekilde adamı kullanamıyorum. Onun dışında Varan güzel kart ama işte Mbappe kadar. Ne bileyim. Bender kadar. Seri gelmiyor bana. O yüzden bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ve Kulusevski çok sevdiğim ilk göz ardım Kulusevski de ne olursa olsun zaman zaman sıkıntı yaratabiliyordu ama Rashford ile Kulusevski arasında çok büyük farklar yok. Onu da söyleyeyim. Burada iyi bir pas atmışız. Rakip. Evet, burada şut fake yapmıştım gelen topa ama yapmadı oyuncum. Ama burada garip şeyler olacak arkadaşlar. Burada gereksiz bir çalım deniyorum. Alakası. Sonra rakip takılıyor. Oyuncu düşüyor. Kaleciye. Ve sonrasında adam aşağıya savunduğu için ben yukarı dönüyorum. Golü atıyoruz. Burada Neymar ters ayağı 5 olduğu için her zaman tersine dönüyorum ben ceza sahası içinde. Bu da küçük böyle bir hani bilgi olsun. Arka direğe kesilen bir top Neymar. İçeriye Pele. Güzel oynamışız ama değerlendirememişiz bu pozisyonu. Etkili bir pozisyon olabilirmiş. Bu arada 22'ye 1'iz şu anda. 4-4-2 oynadım. Custom taktiklerim de yayın tekrarında olması lazım.
Yoksa da yine buraya atarım. İsteyen olursa yorum olarak belirtebilir ya da Twitch'e gelip yayına gelip söyleyebilir. Oradan da paylaşırım. Zaten yayına da paylaşmıştım. 4-4-2'de aslında taktiklerimi. Oldukça güzeldi bu hafta. Ben bir de Santrafor geride kalsın oynuyorum. Santrafor geride kalsını her zaman kullanıyorum çünkü oyunu sıkıştırmamda yardımcı oluyor bu Santrafor geride kalsın olayı benim için. Onu da tavsiye ederim sizlere. Güzel bir özellik. Aşağıya mı basıyorduk? Evet, aşağı ve yukarı basıyoruz yanılmıyorsam. Aşağıya bastığımızda hani offside trap vesaire geliyor ya. O zaman yapabilirsiniz rahatlıkla. Orada göreceksiniz zaten Santrafor geride kalsın olayını. Ronaldo'muz 95'lik Ronaldo Totti'den sonra biraz da bir tık daha böyle dribblingi kötü ama Ronaldo yani çok yine iyi. Davis'ten çok memnunum. Özellikle Mendy'den geçtiğim için inanılmaz bir fark yaratıyor Davis. Onu da söyleyeyim. Hradecky'yi sormuşlardı yayında. Yani açıkçası Hradecky kalecilerin çok farklı olduğunu düşünmediğim için ben hiç sorgusuz sualsiz aldım. Bu hafta gelecek ödül paralarıyla beraber Neuer alır mıyız? Çok emin değilim. Daha çok Rashford'u yükseltmek istiyorum açıkçası bu kadroda. Ve zaten hani son turnuvalarda bitince ondan sonra konsept kadrolara geçeceğiz. İşte Süper Lig'de oynarız. İşte ne bileyim Arsenal'la, Manchester United'la, Chelsea'yle, Liverpool'la günümüzden geçmişe doğru gideceğiz. Olabildiğince farklı kadrolar kurmaya çalışacağım. Ama son haftalarda en azından biraz daha geliştirmeye çalışayım bu kadroyu diyorum. Garip bir pozisyon ama atamadık burada. Dakika 53 2-2'ymiş aslında, kritikmiş pozisyon. Davis izin vermedi. Bir de 3-5-2 taktiğim var. Yeni başladım ona da. Savunmadayken 5'li, hücumdayken 3-5-2 oluyor. Onu da göstermeye çalışıyorum yayınlarda. Güzel bir taktik, keyifli bir taktik ve 3-2 geri düştük bu arada. Bu zor bir maçtı hatırladığım kadarıyla. Bakalım ne olacak. Plase ilginç bir şekilde kiralık Messi'm varmış benim. Çok uzun zamandır duruyormuş. Messi ilk çıktığı zaman kiralığı yapılıyordu. Görevlerle ve ben de tutmuşum. Onu da kullandım bu hafta. Etkili oldu. Burada kritik bir pas Pele'den. Pele'nin pasları zaten çok fark yaratıyor. İkonların ben böyle kendine has bir, nasıl diyeyim, saha içinde akıllı duruyorlar açıkçası. Hani muhteşem gözüken kartlar bazen hani biliyorsunuz ya böyle farklı olmuyor, çok iyi olmuyor. Ama mesela Zidane'ın pasından dolayı şikayet ettiğimi çok hatırlamıyorum. Pele'nin aynı şekilde. Hulit'in durduğu yer pası vesaireden şikayet ettiğimi hatırlamıyorum ama tabii ki çok özel işte TOTS kartlarından, TOTI kartlarından da şikayet ettiğim oluyor zaman zaman. O yüzden ikonları ben güzel buluyorum. Onlarla oynamak çok keyifli. Şimdi kafamda iki tane plan var. Yayınlarda hepsini oynuyoruz zaten. Bundan sonra yayını bırakmak yok. Farklı oyunlar da oynayacağım. Ya hafta hafta bu kadronun üzerine bir ikon eklemek. İşte Cantona Moment mesela. Dalglish Moment mesela. Onun gibi. Ferdinand Moment gibi. Ya da tamamen değiştirip sürekli günümüzdeki takımların geçmişteki oyuncularını birleştirip bir kadro atıyorum. Henry'li, Fabregas'lı. Henry'li Fabregas'lı. Çok boşluğuma geldi bir anda. Hiç beklemiyordum böyle bir görsel. Henry'li Fabregas'lı, Pires'li. Aynı zamanda işte Campbell'lı bir Arsenal kurmak. Ya da ne bileyim Ronaldo'lu, Raul'lü, Beckham'lı, Figo'lu, Zidane'lı, Ramos'lu bir Real Madrid kurmak. Ya da işte dediğim gibi bu tarz ikonları ekleyip oynamak. İkisinden birisini seçeceğiz. Bu akşam bu video yayındayken saat 7'de 50 tane player pick açacağım arkadaşlar. Sizleri yayına bekliyorum. 50 tane player pick yayında olacak. Ve FootBirthday takım 2'yi değerlendireceğiz. Takım 2 hakkında konuşacağız. Yeni gelen kartları konuşacağız. Oldukça hareketli bir yayın olmasını istiyorum tabii ki. Bakalım 50 tane pickten kaç tane FootBirthday açacağız? Onu da merak ediyorum. Açabilecek miyiz? Ki bence açarız yani. 50 tane pick oldukça ciddi bir para yapıyor zaten. Bir pik 10k desek yani 500k para yapıyor. Oldukça ciddi bir rakam. PSV'de bak bu kadro da güzel ama Regulion'u ben soranlar olmuştu pek önermedim arkadaşlar. Çünkü benim oynadığım en kötü beklerden bir tanesiydi Regulion. Sizde farklı olabilir ama bende çok fiziksiz. Ve hani ikili mücadelenin hiçbirini kazanamamıştım o hafta. Nasıl bir top ya? İyi bir top atmış. Çok iyi top atmış. Rakibim. Kimi'ye bir penaltı çaldı. Kimi'den de çok memnun kaldım. Kimi'nin pasının 96 olması, defansif bir oyuncunun pasının 96 olması gerçekten çok çok iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Benim tavsiyem mesela buraya kadar izlediyseniz eğer son maçı en azından bir yayında izlemenizi tavsiye ederim.
Yayın tekrarını izlemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki linkten gidebilirsiniz oraya da. Çünkü son maç gerçekten çok güzeldi. 15 dakikanızı alır onu izlemek. Geçen pazarki yayını bulup izleyebilirsiniz. Dakika 60. Burada iyi oynuyoruz. Burada iyi oynuyoruz. Arka arkaya pozisyonlar. Evet, burada güzel oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Hala yayınlarda falan böyle hani abi gülüyorsun diye tepki verenler var. Abi şaşırdım diye. Ben gülüyorum arkadaşlar. Çok güleç değilim. Kabul ediyorum ama gülüyorum. Dede attı yine. Maç zorlu bir maçtı. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kadro da güzelmiş bak. Bu kadro aslında hani ikonunuz yoksa kurabileceğiniz en iyi gold kadrolardan bir tanesi. Curtis Jones'unuz varsa onu kullanabilirsiniz. Tabii ki. Yoksa da Bruno Fernandes de oluyor zaten oraya. Ön tarafa da başka bir oyuncu bakılabilir tabii ki. Ama bu kadro güzel, etkili bir kadro. Bakalım nasıl oynamış. Bir Mbabu yok tabii ama o da bir eksiklik. Mbabu. Mbabu inanılmaz. Erdi'yi Pere ile açıyoruz. 1-0 öndeyiz. Dakika henüz kaçtaydı? Göremedim. 26-1'iz. Bu maç zor. 27 maçı her zaman zor. 23 maçı zor. 20 maçı zor. 17 maçı zor. 14 maçı zor. Bunlar hep zor arkadaşlar. Çünkü promotion maçları. Hani rakibiniz çok kolay gelmiş olsa bile şansınıza. Oyun bir şekilde zorlaşıyor. Bir şeyler oluyor ve gol atmanız zorlaşıyor. Onu söyleyebilirim. Savunma yapmanız zorlaşıyor. Orada net hemfikiriz. Bu arada bir gol yiyoruz Rashford'dan. Hep perdemi çekip yayın yapıyordum. Video yapıyordum. Bugün de perdem açık olsun istedim. Daha böyle havadar geldi. O yüzden bu tarafın biraz parlayabilir. Klosterman'ım benim satılamaz. Onu da sormuştu bir izleyicimiz. Klosterman satılamaz. O yüzden kullanıyorum ama Klosterman'ım olmasaydı muhtemelen Tapsoba kullanırdım. Tapsoba da iyi gözüküyor çünkü. Klosterman'ım satılamaz olduğu için kullanıyorum. Zaten Leipzig elendiği anda direkt bana çıktı. Orada 3-2'yi bulduk Ronaldo'yla. Bu pozisyon bir öncesindeki pozisyonda şanssız bir gol kaçırmıştım. Sonra da resmen ödüllendirilmiş gibi oldum. Burada maalesef yine o klasik saçma penaltılardan bir tanesini yaşıyoruz. Tekrar bakmak istiyorum. Benim bir hamlem var mı? Kareye basmış mıyım? Evet basmışım. Ama yine de bence çok iyi bir penaltı değil bu ya. Kritik bir anda 76'da Bruno Fernandes maalesef topu alanımıza gönderiyor ve skorda 3'e geliyor arkadaşlar. Ve 90 artı 3 direkt top kornere gidiyordu bu arada burada. Golü yapıyoruz. Yıkılıyor rakip Ronaldo. 4-3 ve 27-1 oldu skor. Bunu atamasaydım sıkıntı yaşardık büyük ihtimalle. Uzatmalarda. Çünkü Diatta'yı falan aldı adam oyuna. Sıkıntılı kart Diatta. En iyi oyuncular en çok sorulandı. Onu unuttum. Aslında onu ilk başta söylemem lazımdı. En iyi oyuncular listesi FootBird'e takım 2 geldikten sonra. Ki bugün gelecek. Cuma gelecek. Ben bu videoyu size atarken. Yayında olacak haftaya. Haftaya herhangi bir gün yapabiliriz en iyi oyuncular listesini. Onu da duyurmuş olayım. Açıkçası bu kadar çok sorulması tabii beni çok mutlu ediyor ama tekrardan söyleyeyim. Yayınlarda, videolarda söylemiştim zaten. Çok fazla oyuncu yoktu. Bu süreçte 2 hafta promo çıkmadı bildiğiniz gibi. O yüzden de fazla farklı oyuncular olmadığı için yayınlama istemedim. Şimdi FootBird takım 2 ile beraber 2-3 promo daha fazla oyuncumuz olacak ve onları da sizlerle paylaşacağım. Burada kaleciyi kullanıyor rakip ama ben beklediğim için şanslı bir şekilde topu sağa bırakabiliyorum. Pele, Pele. Pele'ye 7,5 verdik. O anda biraz gaza getirdiler beni. Hadi ver ver diye. Normalde 7.300 hatta 7 milyonları falan bile görmüştü. Yani bir 500 kaldık bir zarar oldu ama sıkıntı yok. Çok da önemli değil. O an için keyifli oldu. Kadro değişimi. Bu tarz kadro değişimlerinin heyecanlandırdığını düşünüyorum. En azından hem beni hem de sizleri. Bu adam inanılmaz reverse elastiko yapıyordu arkadaşlar. Reverse elastikoyu hemen sizlere göstereyim. Şimdi bu şekilde gidiyorken böyle yapması lazım. Şöyle çevirmesi lazım ama çok kolay değil, çok zor. Ve adam gerçekten çok iyi çevirdi. Sağ çapraza baktığını düşünelim. Şöyle bakıyoruz. Böyle duruyorsak tam tersi olması lazım. Böyle çeviriyoruz. Ve hani gerçekten bu gol yapabileceğim hiçbir şey yok. İnanılmaz uzak bir yerden çok güzel bir çalımla attı. İnanılmaz uzak ne demek? Ya yani uzak bir yerden inanılmaz güzel bir çalım attı demek daha doğru olacak.
Topallarımızı gönderdik. Güzel gol attı. Gerçekten iyi gol attı yani, hiç hakkını yemem. Ama biz 2-1 buluyoruz dakika 58'de. Son maçımız zaten. Bu maç hiç iyi oynamadım. Hafta boyunca ilk 10 maçta kadroyu değiştirmeden önce çok kötü oynadım. Gerçekten oynadığım en kötü oyunlardan bir tanesiydi. Sonra da çok stabil ve iyi oynadık. Ama bu maç pek iyi gidemedik. Burada çok büyük bir hata yapıyor. Aşırtma vurmam lazım ama işte acele ediyorum ve aşırtma vurmuyorum. Ha, aşırtma vursam da %100 gol olacak demiyorum ama aşırtma vurmam lazımmış. Net bir şekilde onu da söyleyeyim. Bir vuruş topağlarda ve son düdük geliyor arkadaşlar. 29'a 1 ve bu haftayı top 200 kapatıyoruz. Ödülleri zaten. Oy pardon. Şöyle bir hemen toparlayalım. Top 200'e girmeyi başardık. Yayında oynadım hepsini. Bu hafta da yayında oynayacağım. Hafta içi genelde 6'da açıyorum. Hafta sonunda cumartesi günü muhtemelen yine 11 gibi açarım gece. Bugün zaten cuma günleri 7'de oluyor. Bir de tekrardan birlikte oluruz sizlerle. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yani normalde canlı reaksiyonu izleyecektiniz ama telif yediğim için üstüne konuşmak zorunda kaldım. Onu da belirteyim. Twitch'te açtığım telifli değil, telifsiz müziklere rağmen telif yiyorum YouTube'da. Bunu engellemek için sizlerle sohbet etmek çalıştım. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.